Gel kızım gel. Gel gel gel. Ne var bakalım sırada? Olur olur. Sen istedin sabah. Buldum çıkardım. Ha. Okumamış mıydın? Okumuştum. Eskiden ama. Eskiden kızım. İnsan değiştikçe kitap da değişiyor. Bakalım bunca zaman sonra neler söyleyecek bu sayfalar bize, ha? Hı. Zamanların en iyisiydi. Zamanların en kötüsüydü. Akıl çağıydı, aptallık çağıydı. İnanç devriydi. Şüphe devriydi. Işığın mevsimiydi. Karanlığın mevsimiydi. Umudun baharındaydık. Çaresizliğin kışındaydık. Her şeye sahiptik. Hiçbir şeye sahip değildik. Ama olmaz öyle şey. Siz bizden daha çok eğleniyorsunuz. Affedersiniz. İsminiz neydi? Cengiz Atay. Cengiz Bey bize poker maceralarını anlatıyordu. İnanmıyoruz ama eğleniyoruz. Her kelimesine inanın. Ben kefilim. İş ortağım ne de olsa. Hepimiz doğruca cennete gidiyorduk. Hepimiz doğruca o diğer tarafa gidiyorduk. Dayının yolladığı sen misin?
Ramiz Karaeski selamını yolladı hepinize. Kendisi yok mu? Dayıya felç inmiş. Belden aşağısı nanay. Değil mi canım? Dayıyı bilirsiniz. Açıkta konuşmayı sever o. Böyle gürültülü yerlere çok inmez. Yoo. İnerdi. İnerdi. Gürültü zaten o inerken arkasından gelirdi. Cemil Bey mi? Nereden bildin? Dayı sizden çok sık bahseder. Az barbut atmadık diye. Ama oradan çıkarmadım. İlk lafı kim atıyorsa o kemiktir dedi. Abiler kendilerini tanıtmazsa diye sıraladı. Hiç konuşmayan Necmi abimdir dedi. Çok emeği geçmiştir. Sağlığına duacıyız dedi. Paltosunu hiç çıkarmayan Erbil kardeşimdir. Zamanında çok arkamızı kollamışlığı vardır. Hala çifte mi sıkıyor bir sor dedi. Kardeşlerimin hepsinin gözlerinden öperim dedi. Bize ne dedi? Sana hocam bir şey demedi. De ben tanıdım seni. Küçük Ali, Fatih'ten. Nereden anladın? Oturduğunda ayaklar yere değmiyor da ondan. Ne diyorsun lan sen? Hop. Kardeş, kara eskiden de eski bir ben varım burada. O yüzden izninizle arkadaşlar, sözü ben alayım. Ramiz'in yeri bu masada değişir mi? Değişmez. Eldekileri bırakıp gidince ben dedim ki bu adam bizden akıllı çıktı. Köşesine çekildi sonunda. Dayı gong çalmadan köşeye dönmez usta. Gong çaldı Cemil. Bir sen duymadın sesi. Ama sen de duyacaksın kardeş. İşler değişti. Nasıl değişti? Kumarhaneler patır patır çektiler elimizin altından. Ben 50 yıldır bu aleme tutunmuş bir kulum. Ama artık bizlere söz hakkı yok kardeş. Elimizi o işten çektirdiler. Onlar kim? Çektirenler kim? Bir dakika gel sana. Seni çok muhterem bir arkadaşımla tanıştıracağım. Yusuf Eğir. Kenan başın sağ olsun. Senin asker çocuk. Ya sorma. Ne yapacaksın? İş arkadaşım Cengiz Atay. Memnun oldum. Ben de. Kenan seni soyup sovana çevirmeden kaç oğlum buradan? Ya bu defa tam tersi bile olabilir dikkat etmezsem Yusuf. O kadar. O kadar. Cengiz bu bizim proje için düşündüğümüz arkadaşımız. Hangi proje? O proje. Değil mi? Vay. Dedim ki belki biraz konuşmak istersin, yol yordam gösterirsin Cengiz'e. Yol yordamdan daha fazlasına ihtiyacı olacak. Yeşil ışık yaktılar yani. Ha? Bekliyoruz. Eli kulağındadır. Gel yürüyelim. Eşimi de alayım. Öyle konuşalım. Yok yok. Siz baş başa kalın. Ben eşyanla ilgileniyorum. Yusuf Eğir, aldı rüzgarı arkasına kardeşim. Her 10 yılda bir alır böyle biri rüzgarı arkasına. Uzar gider açık ara. Yani dayı heveslenmesin hiç. Pastadan pay istiyorsa pasta gitti, pay bitti. Anladım. Ben pasta yemeye değil de hürmet sunmaya geldim zaten. Benim adım
Buraya geldiğinde biz ismimizi niye vermedik? Ha? Dayı iyi bilir. Çünkü bu masa, bakma herkes güleç, herkes kalender. Ama bu masa başka masalara benzemez kardeş. Konuşmaya başlarken dedim ki, Ramiz'in yeri bu masada değişmez. Ama senin yerin küçük Ali'den de küçük. Ramiz'in yeri gibi değil. Yani senin daha bu masada ismin yok. Yani senin bu masada yerin de yok. Kara eski bunları iyi bilir. Yani sen de yerini bil küçük kardeş. Dayıya selam et. Başını. Ters yaptılar. Bu işler bana yabancı Ali. Ben hapiste uzak durdum bunlardan. Şimdi mi şakıyacağım onların raconundan? Kestirmeler var. Konuş. Böyle gölgede kalacaksın iyi. Ama bir an önce dayının gölgesinden çıkacaksın. İyi iyi bekleriz. Ne? Çıkan adamları. Burada bekleyeceğiz. Nereye gitti Cengiz? Cengiz'i çok güzel şeyler bekliyor ekran. Bir şey soracağım. Cengiz ne kadar beceriklidir sence? Bensiz mi, benimle mi? O kadarını anladım canım. Sensiz pek bir şey olmuyor buralarda. Yani baksana. Ben bile sen etrafımda olmayınca biraz huzursuz oluyorum. Nereye gitti Cengiz? Benim çok önemli işlerim var Eşan. Benim hayatım sadece intikamdan ibaret değil. Önemli projelerim var. Mesela şu anda bir projenin üzerindeyim. Yıllardır. Nasıl söyleyeyim? Bu benim hayatıma çok güzel bir imza olacak bir proje. Sonuna yaklaştık. Ama önde kendim olamam. Riskli bir iş biraz. Önde bu işi bilen, becerikli, güzel, risk almaktan çekinmeyen, elini kirletmekten korkmayan, problemlerin üstesinden gelebilecek insanlara ihtiyacım var. Bugüne kadar bulamamıştım aradığım insanı. Cengiz mi o? Bu sorunun cevabı değişir. Senle mi sensiz mi? Yusuf Eğri şimdi anladım. Şimdi anladım kim olduğunuzu. Oo. Yandık. Parti devam mı? Parti Cengiz. Hep devam. O bizim davamız bu ülke için. Ama bizim bir de kendimiz için davamız var. Bu meşhur proje mi? Meşhur değil. Aslında bir ben varım. Kaya var. Tanıyorsun Bay Dalkavuğ. Kenan var. Bir de belki muhtemelen bir ihtimal. Enteresan. Kenan'ın bir şey dediği ama ille dediğini yapmayan ilk insansınız tanıdığım. Daha sen bir şey görmedin Cengiz. Çok kafa adamımdır ben. Sen daha hiçbir şey görmedin. Yarın bana gel.
Ne konuştunuz? Tarttı beni abi. O şey değil mi? O şey. Öbürü daha şey. Eyşan, burada ne olup bittiğini fark ettin mi? Hı? Anladın mı? O ikisi var ya. O ikisi bu şehrin anahtarlarını elinde tutan adamlar. Gerçekten. Şaka değil. Anahtarı bir gösterip geri çekti Adi. Ne duruyorsun? Gidip alalım o anahtarı. Bir hafta de. Git Eyre kemik bir hafta daha istiyor de. Canımı mı alacaksın? Gel de al ulan. Yakına gel ama. Sokmuşlar kemik. Yardıma geldik. Bizi tanımıyorsun kemik. Adımızı öğrenmedin. Gidiyoruz. Nereye? Eski bir dosta. Vay 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 kemik Cemil'e bak sen. Merhaba canım. Ha, hoş geldin, hoş geldin. Kemik Cemil otur buyur. Bilek hala iyi mi? Ramiz. Buyur otur. Barbut'u soruyorsan içeride attık tabii. Daha yenildiğini görmedim. Ekip mi kuruyorsun yine? Ramiz. Baştan mı başlıyorsun? Kafa mı tutacaksın o Yusuf Eğri? Ramiz. Eski bir arkadaşla laklak ediyorum be Cemil. Ha? Eski günleri yad ediyorum. Bir iki zar atıyorum o kadar işte. Başka bir şey yok. Yok. Ne olacak ki? Ha? Var mı? Ha? Varsa arkadaşımın bir derdi ona sessiz kalamayız herhalde değil mi? Borç yaptılar. Dayı. Birazı bizim suçumuz. Çoğu onların namussuzluğu. Deftere 2 milyon lira yazdım. 2 milyon borcum var adamlara. Silmek için dükkanı istiyorlar ha Aksaray'daki. Başka ne kaldı ki? Eski mekan orası. Revaçta değil artık. Nerede 2 milyon, nerede orası? Bunlar paranın peşinde değil Ramiz. Bir iş var. Bir proje. Ama anlamadın mı? Yok mu bir hakem, bir büyük adam? Bir iki hakkaniyetli laf edecek ha? Yok mu? Var. Hakem Yusuf Eğir. Oyun hepsi. Öyle bir oyun ki dayı, hiç kimse bizim tarafa iddiaya girmez. Biz gireriz be Cemil. Ha. Ver anahtarları sen. Biz gidip bir teftiş edelim dükkanı. Üstüne çullanır hepsi. Adını duyarlarsa
iki gün bile yaşatmazlar seni. O zaman adını bilmedikleri biri çıksın karşılarına. Sendeki bakış var bunda da. Bileği de o kadar iyi mi? İyi, iyi. Bileği de, yüreği de iyi. Muayene bittiyse siz oyununuza bakın, biz de işimize bakalım. Nerede bu amcanın mekanı? Bilmiyormuş. Yok. Oğlum ben çok cool çıkış yaptım. Sen git soru bari. Hadi. Son bir lafım var. Film seyredelim mi? Yok, yatacağım. Yatakta da seyredilir. Olur. Ne var? Sen seversin diye bunu aldım. Aa, şahane. Söylerim sana sabah güzel mi diye. Bak sana ılık süt getirdim. Hadi hemen iç yat. Yarın yeni okula başlayacaksın. Hülya teyze. Efendim? Mümtaz amca bana bir tane çanta almış. Ama bu çanta böyle biraz şey, çocuk çantası. Burada bir tane çanta var. Ona koyayım mı kitaplarımı? Hangi çanta? Olur mu? Olmaz. Bu benim Mert'imin çantası. He. Çok sever çantasını. Başka çanta istemez ki. Daha çok takacak bunu. Tamam, affedersin. Mert abi nerede peki? Hiç bir şey var. İşi var. Gelecek ama. Ne zaman gelecek? Bilmem, ben bekliyorum. Ben hep bekliyorum ama gelecek oğlum annesi mi? Gelince onunla iyi arkadaşlık et, tamam mı? Olur. Ama o da benle iyi anlasın. Ya ama o şey şimdi, yorulmuştur, yalnız da kalmıştır. Gelince onunla kardeşlik et, tamam mı? Benziyorsun da ha. Öyle mi? Neren benziyor? Sesin böyle kızgın. Çocukluğuma benziyor benim Mert'imin. O hala çocuk ya. Gelince burada birlikte kardeş kardeş yatarsınız, tamam mı? Ama şimdi sen burada yat. Hadi. Olur. Ama arada sırada da o yerde yatsın. Sırtım vardı benim burada. Meryem. Peki tamam, şimdi istiyorsan yat burada. Ama şimdilik. Mert gelince yatağında yatacak. Şimdilik. Kızı böyle olmaz be ya. Hüseyin, ne yapıyorsun lan benim kardeşim?
Cengiz. Bu kaç? 3. Bu? Unuttun mu kuralları? 5. Bu kim? Kurallar, kurallar. Ben giriyorum. İrfan hayvan. Kafamda şekirdeğim. Tamam, sakin ol. Dinlerim Hüseyin. Yanlış anlaşma olur. Ben zannettim. Bu açıdan televizyonu göremezsin. Ben kızın hayatını kurtardım. Ama seni görürüm. Kurallara uygun mu? Ne diyorsun Eyşan? İnsan yaşadıklarını unutabilir mi? Unutabilir. Biraz meraklıyız galiba. Çok feci şeyler yaşasa yani. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir mi? Edebilir. Peki ya orada bir şey bıraktıysa? Çok sevdiği bir şey bıraktıysa orada? Cengiz. Çocuğu gibi. Can orada kalacak. Ne zamana kadar? Cengiz, çocuğun dünyası karıştı. Ailem kim, evim neresi, teyzem nerede, bu adam iyi mi kötü mü? 10 yaşındaki çocuk kaldırır mı bunları? Ne zamana kadar kalacak orada? Buradan da apar topar gitmeyeceğimiz netlenene kadar. Her şey yerli yerine oturana kadar. Burada olduğunu düşünsene şimdi. Cengiz, düşünmüyor muyum zannediyorsun? Bizden bir aile çıkar mı sence? Onca şeyden sonra, o enkazdan bir aile çıkar mı Cengiz? Aile olmak öyle bir şey galiba. Aile olmak, ailece kötü şeylerin üstünü örtebiliyor musun? O zaten. Ne aile ama? Oğlum asıl babasının ailesinin evinde. Kocam odama giremiyor, kapının eşiğinde. Ben halimden memnunum. Öyle mi? Ne zamana kadar? Memnun oldum. Ben de. Boku bokuna çizdirdik lan karizmayı. Kumarhaneyle kulüp aynı yermiş, iyi mi? Arada bir kapı var işte. Ön tarafı bar, arka tarafı kumarhane. Ben bile ilk bakışta anladım. Sen niye anlayamadın ki? Ah, yaşlandın ya sen. Ondan herhalde. Ben kendime mukayyetim artık abla. Oltana gelmem. Of, çok sıkıcısın. Tevfik, şu bar tarafına geçsek ya biraz. Birazdan kalkarız zaten. Şebnem, teftişe geldik. O kadar emin olma. Abi eğleniyor. İyi atlattı ama o günden sonra. Hangi gün? Hainlerin günü. Ha, gün. İyi atlattı, iyi. O günden sonra hiç ezeli üzgün gören var mı? Helal olsun. Bir şey atlattığı falan yok. Ezel. Üzgünüm beyler. Gerçekten çok üzgünüm. Daha yeni tanıştık. Böyle bitsin istemezdim. Desem yalan olur. Aynen isterdim. Tefo. Mekanı iyice belirledin mi oğlum, markaları falan? Belliriz abi, orası kolay. İyi. Yarın akşama işin var mı? Belli ki var. Evet. Var. Ezel. Gidin. Hadi iyi akşamlar. Aynı şehrin içinde iki ayrı şehrin hikayesi saklı. İki şehrin içinde iki adam geziyor. Aslında ne istedikleri
onlarda saklı. Abi. Ben de çıkayım mı seninle yukarı? Ne yapacağım ben de yukarıda? De ortalığı kolaçan ederim falan. Yok be Tepo, merak etme. Işıklara çık yeter. Ali. Sabahı buradan alırım. İyi geceler millet. Ezel. Bu son olsun ama. Araba kullanacaksın. İki şehirde iki adam, biri öfkesini saklayarak girdi bu şehre. İki şehirde iki adam. Öbürü umudunu saklayarak girdi bu şehre. İki adamın düşünceleri saklı, hedefleri de. Ama ikisi de biliyor. Onlar karşılaştığında sadece adamlar değil, şehirler kapışacak ölümüne. Kimseyi geri çevirmiyormuş, öyle mi? Çevirmez. İki senedir her gün dolar burası. Borcu olan da ona gelir, alacağı olan da. Zengini de, yoksulu da. Bir de şaşırıyorlar. Bekliyorlar tabii böyle dev gibi bir adam. Yok, sen ben gibi. Genç işte. İki senedir meydanda. Ama başka türlü burağımız. Sizin bana ettiğiniz zeylinin yanında bunun lafı olmaz ama. Çam sakızı çoban armağanı. Eyvallah. Babacığım bir nefes alayım ha. Tabii. Şöyle bir geçin. Şöyle bir açın lütfen. Şöyle bir misal edin. Kenan nerede? Abi Selma Hanım'la şeydeymiş. Misafirimize çay söyle.
Alışkın değilim pek ikramı. Bizi sevmezler buralarda. Kimmiş sevmeyen? İşte babalar, abiler, hayratlı gibiler. Senden önce az uğraşmadım burada oynayayım diye. Artık uğraşmazsın kardeş. Geç oyna. Sen niye farklısın onlardan? Amacın ne? Ne istiyorsun? Burayı? Mekanı mı? Şehri. Bütün şehri çocuk. Yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Sırf meraktan. Ya batakhane sahibinden şehrin sahibine. Nasıl olacak o? Sen ne istiyorsun peki? Söyledim ya. En büyük olacağız. En tepeye çıkacağız. Daha bir şey değil bu. Of! Ramiz'in cevaplarını verme bana Kenan. 2 yıl oldu bak. Şeyiz. Arkadaşız. Canın ne istiyor? Kalbin ne istiyor? Burası. Söyleyecek misin? Ben az solist olacağım artık. Zaten oldun. Nermin'i de şutladın artık. Yarın gece sahne artık tamamen senin. Yetmez. Çok ünlü olacağım ben. Plaklarım olacak. Mülakatlarım olacak gazetelerde. Resimlerim böyle boy boy. Manşette. Ha bir de şeye gireceğim. Şey neydi adı? Eurovizyona. Eurovizyona. Hı hı. İyi de biz katılmıyoruz ki oraya. Avrupa şeyi o. Bir gün oluruz belki. Olmaz mıyız? Hı hı. Birinci de oluruz hatta. Ya eğlenmesene benle. En azından ben ne istediğimi biliyorum. Sen onu da bilmiyorsun. Bu kurallara uygun mudur? Nasıl kahvaltını böyle yukarılarda etmek? İşte açıcı, özlemişim. Biz de ne istediğini bilen insanlar görmüyoruz demişiz. Değil mi Yusuf? Yok, onlardan kalmadı. Şuraya bak. Bütün şehir ayaklarının altında değil mi? Değil. Değil mi? Ne eksik? Bilmiyorum ama ne eksikse onun için buradayım, onu biliyorum. Uyanık çocuk. Demek daha buradayız. Tabakları dolduralım. 2 ayrı şehir var bu şehrin içinde. Birinde istediğini seç diye her şey konuyor önüne. Öbüründe önce yakalaman icap ediyor istediğini.
Ne bu, balık mı yiyeceğiz sabah sabah? Ne istersin benden yeğen ha? Sana 2-3 iyi adam vereyim. Biraz da teçhizat gerekiyorsa. Hiçbir şey. Alacağımızı aldık senden dayı. Şimdi yol ver bize. Yol vermeden önce ben bir iki öğüt vereyim yani. Bu şehirde kim sana boyun eğip olur çekerse ondan korkacaksın. Çünkü bil ki o adamın kafası aşağıda, gözü yukarıdadır ona göre. Yukarıdaki şehirde kim sana boyun eğerse önce onu koruyacaksın. Çünkü orada sana boyun eğen başkasına ihanet eder. Şu binaların arkasında, 100 kilometre falan arkasında yol seyreliyor. Her şeyin değeri düşüyor. Ama çok yakında, bu yıl orada 1000 hektarlık bir arazi ihaleye çıkacak. Çok para etmez orası. Pek alıcısı da çıkmaz zaten. Ne özelliği var orasının? Hiç. Hiç? 2015'e kadar. Maden, petrol, yasa değişiyor, bir şeye izin çıkıyor. Nedir? Sana bir hediyem var Cengiz. Kızmayacaksın ama. Niye kızayım? Çünkü candan aşırdım. Yani geri aldım diyelim. Geri aldım çünkü buna senin ihtiyacın olacak. Kumarhaneler. 2015'te. Her şöyle olur orta söylenmez Cengiz. Bu bölgede izin verecekler tekrar. 2015'e kadar hükümetler değişir, insanlar değişir. Bunun değişmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Çünkü bunun kararını veren çok daha büyük oyuncular. Bu bölgenin Las Vegas'ını yapacağız. Ama tek başımıza değil. Dış mihraklarla. Benim rolüm ne olacak? Bu. Benim bu tür işlerle direkt ilgilenmem doğru olmaz. Benim öyle birine ihtiyacım var ki. Hem bu işlerden çok iyi anlıyor olsun, hem de tüm ipleri senin elinde olsun. Kemik iyi adamdır ama. Kızları var burada, okutuyor. Dünya kadar borcu var. Sıkışırsa? Satmaz. Ama dükkana gittin, baktın ki yok. Anla ki gemiyi terk etmiştir, tehlike vardır. Asıl mesele o değil ki dayı. Üstümüze gelecekler onu koruyoruz diye. Önce telefon gelecek. Usulen arayacaklar, rica edecekler. Bu işi bırakın diyecekler. Aradığımız adam o değil. Doğru. Onun tepesindekini istiyorsun değil mi? Ona ulaş, orada onu bitir işte. Ve onun da tepesi var. Sabret kerpeten Ali. Biraz sabırlı ol ha. Sende her şey fazlasıyla var. Var da sabretmesini bilmezsen yarı yolda indirirler. Bir masadan kalkmadan öteki masaya oturamazsın yani. İki şehrin birinde ne yapacaksan masadan kalktıktan sonra yapacaksın. İki şehrin öbüründe ne yapacaksan masadan kalkmadan yaparsın. Tabii birdenbire heyecanlanıp kutlamalara geçmek için çok erken. Daha böyle bir yasa yok, böyle bir ihale yok, böyle bir şirket, böyle bir kart yok. Olması için ne yapmam gerek? Yusuf hazırlık turları atıyor. İnsanlara güzellikle, konuşarak kumarhaneciliğin kötülüklerini anlatmaya çalışıyor. Önce çevre temizliği yapacağız yani. Bu işe koyulduğumuzda etrafta pislik kalmasın. Kumarhaneler bize kalsın. Ve ben de? Benle ısınma turlarına çıkacaksın Cengiz. İşe ısınacaksın. Bakalım ben sana ısınacak. Sorun olur mu? Kahveye geçelim mi? Daha burada duracak mıyız? Yapacak çok iş var. Ha 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 ha.
Hadi eyvallah dayım. Ezel. Son bir öğüt yeğen. Yukarıdakilerin dikkatini çekmek, aşağıdakilerin akıllarını çelmek için kahramanlık yetmez yeğen. Yetmez. Ne yapmam gerek? Parlaman gerek yeğen. Parlaman gerek. Neredeydin sen? Abi vallahi yapıyordum bu sefer. Açılıyordum sermaye. Pikniğe götürdüm. Geç otur şuraya. İçin koşturuyorum akşama kadar. Bir hayalimiz var çünkü. Hayalimiz yok, hayalim var. Benim hayalim çocuk. Ben iş kovalıyorum. Ben adam vuruyorum. Ben yapıyorum Kenan. Abi niye öyle diyorsun şimdi? Az kaldı çocuk. Benim kanları hatırla. Ne kadar oldu bunlar döneli? Bilmem. Birkaç sene mi? Çok oldu. Hayratlı o günden beri beni öldürmek istiyor. Şimdi kuvvetlendim, sesini çıkartamıyor ama bu sessizlik pek hayra alamet değil. Yarın öbür gün patlar bu herif. Var bir planı bunun. O da her şeyin farkında. Biz de boş durmuyoruz. Kuvvetleniyoruz işte. Bir batakhaneden olmaz Kenan. Çözdüm ben. Güçlü olmak yetmez. Mert olmak yetmez. Adam olmak yetmez. Ne yapacağız peki? Parlamak lazım. Daha büyük değil, daha ünlü olmak lazım. Göz önünde olmak lazım. O da çocuk, kar peşinde koşarken olmuyor. Abi. Selma'yı seviyorum ben. Çık konuş lan o zaman, söyle adam gibi. Neyse çıksın meydana. Ne lan bu böyle bekle bekle çocuk gibi. Nesi var bunun? Yeni usulleri. Parlayacakmışız. Kendi yeterince parladı zaten. Bugün gitmedim ya. Dışarıda oyalandım. Ona kızdı işte. He. Benleydin diye yani.